Trabzonspor'a da bakalım önümüzdeki 5 haftaya. Abdullah Hoca geldi. Abdullah Hoca'ya ilişkin de bir iki değerlendirmeyi rica edeceğim sizden. Erzurum, Ankara Gücü deplasmanı, Sivas, Kayseri deplasmanı, Rize. Buyurun. En rahat fikstür Galatasaray ve Trabzonspor'da olduğunu düşünüyorum. Bir antrenör olarak da şu fikstüre gelmesi Abdullah Avcı'nın büyük şansı. Trabzonspor zaten ligde şu anda ciddi sıkıntısı var. 17. sırada 6 puanı var Ender. Bir çıkış yani, olarak bak, bu kadar rahat bir fikstür, bir antrenör sonradan takım alacak. Hem milli takım arası girecek. Takımla çalışacaksın. Evet, milli takıma giden oyuncular da olacak. Ama şu fikstüre baktığında yani benim düşüncem buradan 13'te 15 puan da çıkar. Yani çıkabilecek bir fikstür var. Hem bu Galatasaray hem de Trabzonspor'un diğer takımlara göre daha avantajlı bu fikstürü. Zaten Trabzonspor buradan 13-15 puan çıkarmazsa onlar da ligin eğer bu 5 haftada kötü giderse sezona hedefsiz bitirirler. Ama bir antrenör olarak çok rahat bir fikstür. Yeni başladığım bir takımda böyle bir fikstür herhalde herkese yani kısmet olmaz. 15 bile çıkartabilir evet. Ya Trabzon. Hani 13 zaten 13-15 benim de düşüncem 13-15 arası çıkartırsa Ender yarışa da ortak olur. 13 gibi duruyor bana da. Ha, ama zaten onun dışında ne dersiniz Erman Hoca? Hoca şeye takılıyorum burada Trabzon için. Sivas bir defa evet takıntı olabilir. Bir de Rize takıntı olabilir. Onlar yan yana bayağı şey oluyor onlarınki, gergin oluyor. Hani Sivas'a takılabilir. Rize'yi yenerse hocam 3 maç içeride zaten siz de biliyorsunuz. Şimdi, hocam içeride dışarıda artık. Evet, COVID artık kalmadı içeride, ama kalmadı dışarıda ki. Hadi olur hani, seyircili gergin oluyor da 9, ondan. 9-11 yapar 11-13 yapabilir yani. Ya. 11-13. Tek mi söylememiz lazım? Tek rakam mı söyleyeceğiz? Yani, 13-15 dedik evet, tek rakam. Ben 15 diyorum. Oo. Tek rakam mı? Buradan ben 15 çıkar. Ben 13 puan diyorum. Ben de 13 dedim. 13 puan diyorum. Buradan yani ya Abdullah Avcı ya 13 yapar. 11-13 gibi 15 yaparsa ooo. Evet bence ortak olması için yarışlar müthiş olur. Ama işte yeni antrenör ne yapacak? Oyun şekli ne olacak? Kolay değil. Anlaşması hoş. Bir teknik adam yeni geldiği zaman takım kımıldar. Kımıldar. O kesin olarak. Sonra sakata girerler. 4-5 maç sonra sakata girerler. Ya ben 3 maç bir kere içeride oynuyor. Yani Ankara Gücü deplasman, Kayseri deplasman. İkisi de sıkıntılı bu sezon. Hem kadro olarak hem oyun olarak. Yani bu avantajı Trabzonspor'un kullanması gerek. Yani kullanamıyor mu? Zaten yarışın içinde olmaz. Yani 15 dediğim gibi 13. Yani o aralar puan çıkarması gerek. Çıkar mı buradan? Çıkar. Antrenör olarak da bu farkı yaratması gerekir mi Abdullah Avcı'nın gittiği bir Trabzon şehrinde? Gerek. Çünkü niye? Sezonda hedefsiz Ender bu 5 maç kötü giderse sezon bitmez Trabzonspor adına. Hem oyuncu adına hem de teknik heyet adına. Onun için Trabzonspor'un bu kadar şanslı fikstürde yarışa ortak olabilmesi için iyi, 13-15 arası puan alması hocam, gerek. Çok iyi değil mi Levent abi? Bugün evet. Gene bizi seyrederken kanalı bir şey duydum. Abdullah Avcı'nın Trabzon'un fizik gücünden çok memnun olmadığı ve futbolculara biraz baskı yaptı. Yani yükleme yaptığı falan söyleniyor. Enteresan. İki idmana çıkmış günde. Yani çift idmana çıkar. Evet. Şimdi böyle bir idman yapıldığı zaman tabii daha iyi bilecektir şey ekibiyle falan ama. Yani ama hocam o çok bu tür hocalar çok bilimsel çalışıyorlar. Onun ben Abdullah tabii. Avcı'nın ekibi de çok güçlü ben biliyorum. O artık yani her şeyi hesap ederek her oyuncu aynı hakikaten. Yüklemeyi yapmıyorlar. Dolayısıyla bu Levent konuda sıkıntı olmayacak. Milli takım arası var. Şimdi iki idman evet. Yapılması zaten gerek. Yani doğru, şimdi yapılmayacak doğru. Ne zaman yapılacak? Aynen, zaten yeni gelmiş takıma bir de fizik kalitesi ben de duydum istenilen seviyede değil diye. Giden hocaya da yani böyle sıkıntıyı yüklemeyelim. Çünkü madem öyle Abdullah Hoca bir sıkıntı var ki geldi. Öbür türlü fizik olarak, teknik, taktik olarak, puan olarak iyi olsa zaten Abdullah Avcı gelmezdi oraya. O anlamda yani bu yüklemeleri dozlaşın da onun dediği gibi Levent abinin antrenör yani o departmanı da çok güçlüdür. Tabii. Yani mutlaka bana göre, kime nasıl yükleme olacağını biliyorlardır. Tabii, Abdullah Hoca'nın fizik kondisyonundan daha önemli olarak orada çözmesi gereken şey Abdullah Hoca kendi oyun sistemini Trabzonspor'a oynatabilecek mi? Bence daha büyük sorunu o. Çünkü Abdullah Hoca'nın takımları biliyorsunuz çıkın top oynayın değil. Belirli bir sistemi, belirli bir teknik taktik anlayışı pas, var. Topa sahip olarak. 4-1-4-1 oynatır. Genellikle.
bloklar yakın, tabii, takım doğru. mesafesi kısa. Yani bütün bunları Trabzonsporlu oyuncular mevcut kadrosuyla nasıl gerçekleştirecek? Ben onu daha büyük sıkıntı olarak görüyorum Trabzon için. 12 puan diyorum. Bence Trabzon takımı ligin bu Abdullah Hoca ile beraber az gol yiyen bir takım haline gelecek. Ama Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı o. Abdullah Avcı da onun açıklamasını yapmış. Yani savunma olarak çalışmamız gereken bir sıkıntı bu. Tamam, onu çalışacaktır hocam. Sen yani daha iyi biliyorsun. Taktiksel en fazla kompak oyunla falan. Gol yiyen takımdan bahsediyoruz. Ya 15 tane gol yemiş Trabzonspor. Ligde en fazla gol yiyen takım. Evet. Ne de antrenör olarak oraya gittiğinizde ne yapacaksınız? Yani takım savunması, hem bireysel savunmalar çok çalışıp üzerinden bir detaylı bir şekilde geçmeniz gerekir. Tabii. O da Edgarli ile ikili oynuyorlar. Bir de Ender, yani Trabzonspor'un özellikle Abdullah Hoca tabii topa sahibi olarak oynuyor. Orta saha kurgusu çok önemli. Bana göre devre arasına kadar takımı yukarılara doğru atarsa mutlaka bir iki tane başta orta saha olmak üzere bir oyuncu transferi de olacaktır Trabzonspor adına. Ama dediğim gibi en önemli maçları 0-0 oynamayı çok iyi bilen bir takım değil. Öne geçtiğinde de ligde hep konuşuyoruz. 2 senedir en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor. Esas yani net bir şekilde bu verilerin üzerinden Abdullah Avcı ve ekibinin gitmesi gerekir. Trabzonspor'u düzeltmek istiyorsa. Hocam bir de bir şey söyleyeyim. 8 haftalık elinde bir Trabzonspor röntgeni var. Oyuncu röntgeni de var. Oyun röntgeni de var. Bu 8 haftalık süreç içinde Trabzonspor en doğru oynadığı oyun Alanyaspor deplasmanı. Daha az rakibe az pozisyon verip daha çok kontaklar pozisyon verirler. Bunu mutlaka Abdullah Avcı savunma yönünü geliştirerek daha etkili bir hücuma çıkacak bir Trabzonspor yaratacak. Bence orada Rea Hocam'ın dediği gibi çok iyi bir dönemde milli takımı arasında ve iyi bir fikstürde geldi. Önünde de vakit var. Bakalım o da doğru bir strateji. Belki önce gelseydi eleştirilebilirdi. Fenerbahçe maçı, sonraki maç, kritik maçlarda eleştirebilirdi. Evinde kaybedilen maç. Ama bu 5 maç baktığımız zaman takımlara, Sivas'ın bu arada da unutmayalım Avrupa maçları var. Var. Avrupa maçlarından da Sivas Başakşehir o haftaya denk geliyor mu bilmiyorum. Başakşehir'e de bakalım. 5 maçın en son bir şey söylüyorum. Bunun pardonu da olmaz Abdullah Avcı adına. Olmaz. Yani o kötü gitti, ben sonradan aldım. Çünkü yumuşak bir fikstür. Buradan çıkıp ligi götürmeleri gereken der. Sağ sonuçları gelirse Trabzon'u ve camiayı kazanma ihtimali. Bir daha birleştiğini doğru söylüyorsun. 10 maçtan evvel ben karar verdim. Nereye giderse gitsin. Erol Hoca için de öyle adam, demiştiniz. O adi sezon başı ama hocam. Hiç fark etmez benim. Hocam için. Ama şimdi Trabzonspor gibi kulüplere geliyorsan, büyük kulüplere. Şimdi diğer kulüpler için de, büyük kulüplerimiz için de geçerli. Eğer sonradan geliyorsan, şimdi Anadolu kulübü değil ki bu ya, işte hazırlanacağız, yapılanacağız. Mutlaka hedefe gitmesi için bir reaksiyon vermesi gerek. Öteki teknik adam başarısızdı ki, hazırlamamış bak, ki bu antrenör geldi diyorsun. Bu antrenörün bir takım hazırlaması 5 maçta olmaz. En az 10 maçta olur. Hocam, çünkü hocam, zaten diğer teknik adam başarılı olsaydı hocam, bu gelmeyecekti. Gelmeyecekti evet. Bunun yapması da 5 maçta boyacı gibi değil ki abi. Hocam, 10 maç benim fikrim. Hocam tabii. Bak şampiyon bak oynar oynamaz ayrı ama bu 5 maçta en aşağı bir 13 puan 12 puan alırsın. 10 maçtan evvel yani, bir teknik adamın bir futbol takımını nasıl oynatacağını göremem. Hocam o sonradan alındığında mutlak bak şimdi sezon başı olsa diyorsun ki sezon başı hazırladı bir 8-9 hafta. Evet hele ülke şartlarına göre zaten o hazırlık devresini. Bak neticeden de bahsetmiyorum. Oyun şeklinden bahsediyorum. Hocam bir dakika. Vereceği karakterden bahsediyorum. Hocam ben de onu bahsediyorum. Ne çok oynatacak taktiksel olarak sağ içe nasıl bir kurgu yapacak o sezon başı yeni oyuncu 16'dan 18 tane alırsan evet olur. Ama sonraki süreçte evet antrenöre diyorsun ki 3 yıllık anlaşma yapıyorsun, bir sabır gösteriyorsun ama Trabzonspor gibi şimdi hedefi olan bir camiaya geldiğinde ya 5 maçta 5 puan aldık zaten benden önce de bu takımın 6 puanı vardı. Ne olacak canım denmez yani pardon denmez. Bu fikstürde hele hiç denmez yarışta olacaksan. Çünkü yarıştan geri kalan 8 ay kopmuşsun, 7 ay kopmuşsun. Yani o şekilde Trabzonspor geçiremez. Yani 10 maçtan evvel bir teknik adam için bir takımı hocam tenkit edemem. Başakşehir'in bir reaksiyon vermesi gerek. Çünkü son artık 2 dakika içindeyiz. Beşiktaş deplasmanı Denizli, Malatya deplasmanı Gaziantep ve Fenerbahçe deplasmanı. Ne diyorsunuz? Son 1 dakika. Ben 11 puan alır diyorum. Ben de 11 puan. diyorum. 12. 12 mi 10 mu? Onunla bitirmiyor musun finali hocam? 12. Bir mağlubiyet şeyi veriyorum. Erman hocam. 10 veya 11. 10-11. Hocam yalnız 2 tane hocam orada kendine bir torpil yapıyor. Hep ikili söylüyor.
Yok, maçlara baktım. Davuzcan'a baktım çok şöyle bir. 12 ağırlıklı çıktı. Siz ne dediniz hocam? 11-12. Ben 11. 11. Levent abi? 11 dedim ben. 11 dediniz. Evet, ben 12 dedik. Evet. Hocam 10'ya 11 dedi. Hocam sıfırcı hoca gibi vallahi. 10-11 dedim. 10-11 dedim. Olur.